Sayın seyirciler, günün önemli gelişmelerini sizlerle paylaştık. Şimdi Özgür Düşünce gazetesi yazarı Sayın Nazlı Ilıcak'tan bir değerlendirme alacağız. Sayın Ilıcak Skype bağlantısıyla karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Dilerseniz doğuda, Güneydoğu'da yaşanan gelişmeler bir süredir Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline geldi. Ve tabii terör olaylarıyla birlikte Sultanahmet'teki bombalı saldırı gündemdeki yerini koruyor. Şırnak ve Hakkari'de şehir merkezlerinin taşınacağını açıkladı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Buradaki evlerin tasfiye ve daha sonra restore edileceğini, tarihi eserlerin restorasyonunun söz konusu olacağını söyledi. Buradan başlayalım dilerseniz. Nasıl karşıladınız açıklamayı? Şimdi ben yani baştan beri bu kent merkezlerindeki ağır silahlarla terör mücadelesine karşıyım. Çünkü siz o zaman sivil halkı koruyamazsınız. Yani bir hendeye kaparsınız, ikinci bir hendek açılır. Çünkü maalesef PKK'nın orada tabanı var. Halkın desteği de var onlara. O bakımdan siz ne yapacaksınız? Yani zoraki bir göç yapacaksınız. Köyler bir ara boşaltılmıştı. Perişan hale gelmişti insanlar. Şimdi bu köylerde yaşananların kent merkezlerinde yaşandığını görüyoruz. Yani Diyarbakır'ın düşünün Sur artık tam merkezi, tam kalbi. Orada Suriye manzaraları görüyoruz. Siz neyi nereye taşıyacaksınız insanları? Yani tehcire mi zorlayacaksınız bilemiyorum, anlayamıyorum. Gerçekten Dolmabahçe'de ki zaten barış masasının devrilmesi de mantıklı değil. Ve herkes şunu idrak etmiş durumda. Selahattin Demirtaş sana başkanlığı vermeyeceğiz dedikten sonra barış masası devrildi. Ve maalesef terör üzerinde bir psikolojik harekat yürütmek suretiyle 1 Kasım seçimlerinde AK Parti çoğunluğu alabildi. Yani bir anlamda terör bir malzeme olarak kullandı. O bakımdan ben bu açıklamaları çok yersiz, çok yanlış buluyorum. Bir an önce uzlaşma gayreti içine girmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, az önceki ifadenizde hani bir zoraki göç mü söz konusu olacak diye sordunuz. Oradan aslında aydınların yapmış olduğu açıklamaya geçmek istiyorum. Çünkü aklıma o geldi. Orada zorunlu sürgün politikasından bahsediyordu aydınlar. Ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeceğim. Ama öncelikle şunu sorayım. Güneydoğu'daki olaylardan bahsetmişken şimdi PKK'nın bahar aylarıyla birlikte bu eylemlerini batı illerine taşıma projesi olduğu noktasında iddialar, uzman görüşleri var. Bu görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir ihtimal önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir mi? Her şey mümkün çünkü insanlar ölmeyi göze aldıktan sonra çok rahat herkesi öldürebilir. İstanbul, Ankara gibi büyük kent merkezlerinde de bu manada canlı bombalar, terör eylemleri görülebilir. Zaten bakın 30 yıldır PKK ile yürütülen bir savaş var, bir mücadele var. Aşağı yukarı 30 bin kişi öldü. Ne oldu? Bitirilebildi mi? O yüzden zaten barış masasına oturuldu değil mi? Şimdi siz tekrardan sil baştan ne zannediyorsunuz? Yani bu şekilde insanları evleri bombalayarak veya zaten PKK'nın da tabii ister istemez onların da ateşi evlere sirayet ediyor. Onlar da tabii sivil halkı öldürüyor. Maalesef devletin güvenlik görevlilerinden çıkan kurşunlar da insanlar orada kim vurduya gidiyor. Bu şekilde sorun çözülemez. Bu büyük kentlere de varabilir. Çok büyük daha kayıplar, daha acı kayıplar verilebilir. Zaten bizatihi her gün şehit haberi geliyor. Yazık değil mi? O şehitlere yazık değil mi? Ortada kalan o çocuklara, o ateş düşen ailelere yazık değil mi? Şimdi denilince bu savaş dursun, bu mücadele dursun, bu şekilde sonuç alınamaz. Bir anlamda biz tabii ki PKK'yı eleştiriyoruz ama PKK zaten bir terör örgütü. Bizim sözümüzü mü dinleyecek? Ama biz tabii ki oy verdik veya vermedik ama Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Dolayısıyla halk iktidarı eleştirir. Terör örgütünü eleştirmez ki zaten elde var bir terör örgütü, terör örgütüdür ve zalim bir örgüttür.
ve kan akıtan bir örgüttür. Ben her zaman bunu ifade ediyorum. Ama devletin görevi veya devletin yönetiminde olan insanların görevi bu kanı durdurmaktır. O bakımdan bizim eleştirilerimiz tabii ki hükümete, tabii ki iktidara ve yöneticilere, ama onlar ne yapıyorlar? Bir psikolojik harekat yapmak suretiyle aslında akademisyenler ve daha sonra onları destekleyen diğer bildiriler ne diyor? Bu akan kan dursun, çocuklar ağlamasın, anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin. Sadece çocuklar değil tabii, yaşlılar da, bakın cenazeleri yollarda kalıyor. Söylenen bu. PKK, şimdi akademisyenler bir açıklama yapsa, ey PKK sen dur artık, kan akıtma, şu hendekleri de kapat dese, bizim sözümüzü mü dinleyecek? Hayır. HDP şöyle bir teklifte bulundu. Tekrar Öcalan'ı devreye sokun. Mesela nasıl ilk başta soktunuz. Diyelim ki onun sözünü belki dinleyebilirler. Hayır, Öcalan da devreye sokulmuyor. Ben anlamıyorum yani, kendi eğer evlatları bu şekilde şehit olmuş olsaydı veyahut o evlerde kendi yakınları oturuyor olup da bu manada harabeye çevrilseydi, can güvenlikleri kalmasaydı, aynı şekilde mi devam edeceklerdi? Evet, bir de şöyle bir tablo var tabii, barış masası kurulsun denilince hükümet yetkililerinden gelen açıklama genelde şu şekilde oluyor. Hiçbir devlet toprakları üzerinde bu şekilde silahlı grupların varlığına, işte hendeklerin, barikatların kazılmasına, işte vatandaşın tehdit edilmesi izin vermez. Buna haklı olarak bu operasyon gerçekleşir. Bunu duyanlar da buna karşılık şunu söylüyorlar. O silahlar buralara stoklanırken, işte o hendekler kazılırken, bariyerler kurulurken siz ne yapıyordunuz, neredeydiniz sorusunu soruyorlar. Hani buradan bir çıkış noktası nasıl olabilir diye düşünüyorsunuz? Şimdi tabii başında bir ihmal var. Bunu kabul etmek lazımdı. İlk defa mesela bunlar gittiler Kandil'i bombaladılar biliyorsunuz Temmuz ayında. Aslında o bir şeyin startıydı, bir psikolojik harekatın startıydı. Gördüler ki terör bitince barış süreci HDP'ye yaradı. HDP de başkanlığa destek vermiyor. Böylece AK Parti karşısında bir tehdit oluşuyor ve onların amaçlarını engelliyor. Şimdi bakın, iki tane biliyorsunuz polis Ceylanpınar'da ensesinden vurularak kirli, evet, bir şekilde öldürüldü. Şaibeli bir şekilde öldürüldü. Onun arkasından hemen Kandil bombalandı. Ama bu barış süreci devam ederken kaç kişi böyle tek başına polis öldürülmüştü? Hatırlıyorsunuz Bingöl'de emniyet müdürüne falan da saldırı olmuştu. Daha şimdi burada tabii ezberimden sıralamayacağım ama evet, kaç kere böyle münferit eylemler sürüp gitmişti. Hiçbir şey yapmamışlardı. Dolayısıyla burada belli ki bir oy devşirme planı yapıldı ve terör bir malzeme olarak kullanıldı. Tabii ki kurtarılmış bölgelere devlet izin veremez. Ama bu hendekler, bu kurtarılmış bölgeler böyle münferit, zayıf bir terör örgütünün kurtardığı böyle tek bir bölge değil. 80 öncesi böyle kurtarılmış bölgeler vardı bazı örgütlerin. Ama onlar PKK gibi halkta geniş, yaygın taban bulmuş örgütler değildi. Burada siz diyorsunuz ki işte Kandil'de 3000 kişi var. Yok şurada şu kadar PKK'lı kaldı. Bir türlü tükenmiyor bu 3000. 3000'lere yeni katılımlar oluyor. Hendek kazıyorsunuz. Hendeklere yeni hendekler ilave ediliyor. Bu şuna benziyor. Bakın İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü mücadele de başarıya ulaşamıyor. Hemen böyle hendek kazıyorlar. Bir hendek kapanıyor, bir hendek açılıyor. Yer altına hemen girebiliyorlar. Kendilerini korunaklı bir hale getirebiliyorlar. Bunun tedbirini almışlar onlar. Dolayısıyla siz oradaki evleri harabeye çevirerek, sokakları köstebek yuvasına çevirerek bir sonuç elde edemiyorsunuz. Tabii ki devlet bütün toprağı üzerinde egemenlik hakkına sahiptir. Biz zaten terörü baştan beri lanetliyoruz. Kimsenin de ben PKK terörüne sahip çıktığını düşünmüyorum. Zaten uluslararası camia da PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor. Ama böyle bir mücadeleyle sonuç alınmadığını gördüğümüz için farklı bir yöntem benimsemek gerektiğini biz söylüyoruz. Peki akademisyenlerle ilgili tartışmaya bakalım. Siz az önce dediniz ki tabii ki kimse terörü desteklemiyor. Evet. Orada da akademisyenlerin bildirisinde de bu suça ortak olmayacağız dedikleri bildiride de
özellikle devletin operasyonları üzerinden kaleme alınmış bir bildiri olduğu ve terör örgütünden hiç söz edilmediği için terör örgütüne destek verdiği noktasından hareketle akademisyenler eleştirildi. Eleştirilmekle kalınmadı tabii. Sonrasında gözaltılar gerçekleşti. Bazıları uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor, edecek gibi görünüyor. Akademisyenlerin yapmış olduğu açıklama teröre destek veren bir açıklama mıydı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, görüyorsunuz? Bence teröre destek veren bir açıklama değildi. Çünkü PKK'yı eleştirmemek teröre destek anlamına gelmez. Şimdi ben her konuşmamda diyelim ki devleti eleştirirken doğru bir mücadele yürütmüyor, ben bunun yöntemine karşıyım derken PKK'yı her cümlenin içine koymadığım için teröre destek veriyorum sayılabilir mi? Teröre destek veriyorum demek için şunu demem lazım. İyi ki bu hendekleri kazdı PKK. Çok da güzel. İyi ki de öldürüyor, daha da öldürsün. Yani netice itibariyle teşvik, destek, cesaretlendirme, yüreklendirme terörü böyle olabilir. Ama eleştirmeyen insan teröre destek vermiş hiçbir zaman sayılmaz. Yani şimdi burada yanlış koyuyorlar muhakemeyi. Diyelim ki noksan diyebilirsiniz bildiri, eksik. Keşke PKK tarafı da olsaydı. PKK'nın nitekim ondan sonra biliyorsunuz tekrar bir açıklama yapıldı. Gene bu akademisyenler bildirisine destek veren bir açıklamaydı bu. Ve bu açıklamada PKK'nın da devletin bu şekilde ağır biçimde müdahalesine zemin hazırlamaması gerektiği ve halkı da mağdur etmemesi gerektiği söylenildi. Bu söylenildi. Ne olabilir? Onu çok bu memnuniyetle karşıladılar. Bugün hükümet bakın öyle bir tavır içinde ki her eleştiri mutlaka bir uluslararası komplonun bir parçası, bir darbe filan böyle bir ağır şekilde takdim ediliyor veya bir ihanet. Her şey bu. Mesela Gezi olayları oluyor. Gezi olayları bir darbe haline dönüştürüyor. Diyelim ki bir yolsuzluk operasyonu yapılıyor. Aman bana darbe yaptınız. Şimdi bu hükümet, AK Parti ve Tayyip Erdoğan 28 Şubat sürecinin mağduruydu. Bu mağduriyetten iktidar da devşirdiler, iktidara da geldiler. Ama şimdi kendileri aslında zulüm ederken insanlara, değil mi? O cezaevine atıyor, gazetelere el koyuyor, değil mi? Kayyım vasıtasıyla mal üstüne çöküyor. İşte bu cemaate yakın denilen bazı kurumların üzerine çökmesi gibi, uyduları kapatıyor, televizyonların yayınlarını engelliyor. Yani zulüm üstüne zulüm yapılıyor ve herkes artık kabul ediyor bu hükümetin otoriterleştiğini. Şimdi en ufak bir laf söylüyor diyelim ki Kılıçdaroğlu, diktatör bozuntusu diyor. Hemen aman soruşturma açalım, hakaret yedik, biz mağduruz. İşte ona destek verirsen sen de hakaret etmiş sayılabilirsin. Veyahut da 15-20 kişi olursanız belki terör örgütü de diyebilir yavaş yavaş CHP'ye. Yani HDP'ye dediği gibi. Bu böyle bir şey olabilir mi? Şu anda herkes mağdur, onlar mağdur değil ama bir mağduriyet devşirmeye çalışıyorlar. O bakımdan ben itibar etmiyorum. Bunu bir psikolojik harekat gibi görüyorum. Yani her eleştiriye böyle bir hücum edecekler, insanların omuzlarına binecekler, sindirecekler, korkutacaklar ve konuşamaz hale getirecekler. Aman konuşursam başıma bir iş mi gelebilir korkusu yaratacaklar. O bakımdan böyle bir tablo var. PKK'yı tekrar edeyim, eleştirmemek teröre destek vermek demek değildir. Veyahut bu terörle mücadele yöntemini beğenmemek, orada sivil halka da zarar veriyorsun, cenazeler bile kaldırılamıyor demek teröre destek vermek değildir. Nitekim tekrar ediyorum, bu hükümette bu yöntemle terörle mücadele edilemeyeceğini görmüş. Yok akilede adamlar oluşturdu, İmralı'ya gittiler, geldiler, görüştüler, müzakere ettiler ve daha barışçıl yöntemlerle bu işi çözmeye gayret ettiler. O zaman
biz dönüp de aa sen Öcalan'la niye görüşüyorsun, sen teröre destek veriyorsun demedik. Yani ben demedim şahsen, MHP demiş olabilir. Büyük bir istekle ve gönülden destekledim ben bu barış çabalarını. Ama ben affedersiniz Etyen Mahçupya'nın tabiriyle saray amigosu değilim. Yani saray bu istikamette rüzgarını estirecek, hop biz oraya döneceğiz. Sonra rüzgar başka bir istikamette esecek, hop buraya döneceğiz. Yani ben şahsen böyle bir insan değilim. Tabii o akademisyenler de ciddi insanlar, ağırlığı olan insanlar. Onlar da tabii sarayın amigosu olmayı kabul etmezler. Sayın Nazlı Ilıcak, son bir konu daha var size sormak istediğimiz çok kısaca. Hrant Dink'in öldürülüşünün 9. yıl dönümü bugün, anma töreni düzenleniyor. Dink davasında gelinen nokta. Son günlerde yine haberler yoğunlaştı Dink suikastiyle ilgili. Belki bilmiyorum bununla Tahir Elçi cinayeti üzerinden onca zaman geçti ama Tahir Elçi'nin öldürülüşüyle ilgili de bir gelinen noktada hani somut bir şeye, sonuca doğru ilerleyişin olmadığını görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ya ben ciddi bir aydınlatma çabası olduğunu düşünmüyorum. Tahir Elçi'de de zaman zaman şu görüntü de meydana çıktı. İşte falanca delilleri almamışlar, tetkik etmemişler gibi haberler çıkıyor. Tabii bu haberler ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hiçbir şeffaflık olmadığı ve medyada aşağı yukarı görevini yapmadığı için korkudan biz bunları göremiyoruz. Çünkü görevini yapar insan hemen hainlikle suçlanıyor. O bakımdan böyle bir Türkiye'de bizim gerçeklere ulaşma hakkımız son derece sınırlanmış durumda. Hrant Dink dosyasını da son olarak ele alan bir savcı vardı. Evet. Tökçü biliyorsunuz. Evet, evet. Onu da iş taksimi dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul yeni bir görevlendirme yaptı, o dosyadan aldı. Çünkü Kökçü Hrant Dink ailesinin takip ettiği kadarıyla ve söylediği kadarıyla, ki ben onun tabii sözlerine, onların sözlerine itibar ediyorum. Bu meselenin üzerine ciddiyetle eğilmişti. İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, dönemin Trabzon Şube Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü, onu dosyaya dahil istedi. Hı-hı. Bir de eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler var. Onların nedense hani yetersiz delil diye kaç kere iddianame geri çevirdi. O ikisi bu dosya kapsamına alınmak istenmiyordu. Onun ısrarı sayesinde alındı ama sonunda Kökçü de gitti. Hı-hı. Bakın hep böyle yapıyorlar. Şunu söyleyeyim. Deniz Fener'inde biz aynı olayı gördük. Hoşa gitmeyen savcılar pat gidiveriyor. Tabii 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarında bunu gördük. Sadece hoşa gitmeyen savcılar değil tabii ki, aynı zamanda polisler de maalesef, üstelik cezaevine gönderildiler. Burada şimdi hükümet sanki arzu ediyormuş gibi görünmesinin sebebi Dink cinayetini. Onlar şimdi bunu cemaatin üstüne yıkmak istiyorlar. Yok efendim işte istihbarat daire başkanlığı Ceşube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer bu cinayete yol vermiş. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a tayin edilip Ergenekon operasyonunu başlatmak istiyormuş gibi tamamen fasafiso, gerçeklerle ilgisi olmayan, çünkü bir insanın bir yerden bir yere tayini için bir kişinin öldürülmesi mi gerekmiş? Yani daha önce Ali Fuat Bey oradan başka yerlere de tayin ederken hep birileri öldürülüyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Bir cinayetin işlenmesi beklenebilir mi? Neticede pekala, zaten Ali Fuat Yılmazer Danıştay cinayetini aydınlatmaktaki başarısı dolayısıyla, yani bunu dindarlar, dinciler yapmadı. Biliyorsunuz o istikamete Danıştay cinayetini yönlendirmek istiyorlardı. Hayır, bunu yapmadı. İşte Muzaffer Tekin'e, Veli Küçükler'e falan ulaştı. Ve ulusalcı bir kesim var, onlar yaptı. Bunu bulduğu için, buradaki başarısı dolayısıyla Ali Fuat Yılmazer'e bizzat İçişleri Bakanı Aksu
İstanbul'a atadı. Yani burada cemaatin atanmasında bir parmağı da yok ama yani demek istiyorum ki belirli cinayetler oluyor maalesef. Faili meçhul cinayetler. Mesela orada bulunan jandarma vardı. Jandarma böyle iddialar var görüntülerde. Bazı jandarma elemanları çıkıyor o sırada o gün Samast cinayet işlerken. O kime aitti? İstihbarat Daire Başkanlığı'na sordum diyordu savcı. Kökçü. Evet. Evet. Fakat bana bir bilgi vermediler diyor. İddianamede böyle yazıyor. İşte bu kadar fazla kurcalarsa onu da postaladılar gitti. Burada tekrardan toprağı bol olsun diyorum. Hrant Dink cinayetinin inşallah aydınlanmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Nazlı ben Alacak. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler diliyoruz. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Sayın seyirciler, gündemin önemli başlıklarını konuştuk. Özgür Düşünce gazetesi yazarı Sayın Nazlı Alacak.